Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 27 Nisan 2023 itibariyle piyasayı genel anlamda değerlendireceğiz. Kur tarafını, altın tarafını ve Borsa İstanbul'u. Bugün önemli bir gündü. Aslına bakıldığında Merkez Bankası'nın para politika kurulu kararını bekledik ve kararda bir değişikliğe gidilmedi. Piyasanın beklentisi karşılandı ve %8,5 seviyesinde faiz tek hanelerde sabit tutuldu. Metinde de bir kopyala yapıştır bir önceki aya göre diyebiliriz aslında. Metinde bir değişiklik yapılmadı desek yeridir arkadaşlar. Seçim öncesi bir risk alınmadı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için mevcut durumun yeterli olduğu görüşünde Merkez Bankası. Kabaca özetleyecek olduğumuzda arkadaşlar genel durum bu. Bilginize ve ayrıntılar yine Bloomberg'in ekranından da ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Kur tarafında mevcut durum doğrultusunda gördüğümüz kadarıyla zaten dolar TL videosunda da belirttim. Burada da belirteyim. Seçim sonrasında bir kur şoku arkadaşlar ben beklemiyorum. Bu şekilde özellikle hem ikili kur, üçlü kur sisteminin giderek daha da makasın açılacağı bir süreç seçim sonrası arkadaşlar yaşanacak. Hal böyle olunca da döviz olan talep ciddi anlamda artacak mı artık, etkisini yitirecek mi? Çünkü burada al sat masrafları ya da bakıldığında bu işten işte al sattan sebeplenenlerin çok fazla bir artık amacının olmayacağını da hesap etmekte fayda var. Ve en önemlisi enflasyonla aman aman bir mücadelemiz olmadığına göre kur korumalı mevduat sisteminin de ne kadar yeterli olup olmadığını yani getiri anlamında yatırımcı da anlayınca orada da zaten ufaktan çözülmeler başlayacak. Seçim sonrası zaten orada da faiz konusunda bir gevşeme durumu oluşabilir. Böyle bir müdahale de gelebilir. Kontrollü bir şekilde ama. Ama ben kurun çok işte böyle bir anda sert bir şekilde hareket yapacağını düşünmüyorum. İzleyip görelim. O yüzden bir kur şoku vesaire beklemiyorum. Ha, yön yukarı baktığımızda işte 20-21 lira doğru gidecek ve daha da üstünü görme eğilimi yüksek. Piyasa şu anda 25 lira kabaca istiyor. Ama bunu zamana yayacaklar yine görmüş olduğumuz gibi. Bir şok dalgasını arkadaşlar beklemiyorum. İzleyip göreceğiz. İşte önümüzdeki pazartesi resmi tatil 1 Mayıs itibariyle. Çarşamba itibariyle de yine enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Baz etkisiyle 5 puan daha bir düşüş bekliyoruz. Son baz etkisiyle birlikte bir düşüş gerçekleşecek. Bunu da unutmayalım. Ve sonrasında artık normal fiyatlamamıza geri döneceğiz. Kur tarafındaki genel durum bu. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bugün için ve şöyle günlüğe geldiğimizde aşağıdan bir doji şeklinde bir mum bıraktık düzeltmenin ardından. Burası bizim için önemli bildiğiniz gibi artık buraların bir alım seviyesi olduğunu uzun bir süredir takip ediyoruz. Şu sarı kutucu. Alttaki yeşil mum deprem 3. günüyle birlikte iptal edilen işlem günü. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani alım bölgesindeyiz. Artık buralardan toparlanmayı beklemek en doğrusu. Ve seçime de tam 2 hafta kalmış durumda arkadaşlar. Bu haftayı atlattığımızda 9 gün diğer taraftan bir günde yarın 10 işlem günü arkadaşlar bizi bekliyor. 1 Mayıs'ta saymadığımızda 10 işlem günü yarınla birlikte. Ve direncimiz de bakıldığında 5200 60'lar olarak karşımızda kabaca duruyor. Aşılmayacak bir direnç değil işte ama piyasayı ne hale getirdiler ve hisseleri ne hale getirdiler. Bugün birçok hisse yine yeşildi. %1 artıya geçti ve bankalarda toparlanmıştı oysa ki. Hatta bugün bakıldığında yine bankacılık artta kapattı ama işte Garanti %3'ün üzerinde. Yine bakıldığında diğer bankalarda da bir garip fiyatlama var. Genel durum arkadaşlar artık yani buralardan aşağı basılamayacağı yönünde. Detayları da yine önceki videolarda söyledik. Sürekli aynı şeyleri aslında söylüyoruz ama yapacak bir şey yok. Yatırımcı satmıyor. Küçük ve orta ölçekteki yatırımcı satmıyor. Halka arzlara yine ilgi çok büyük. Yani 7'den 70'e herkes halka arzla ilgileniyor desek daha doğrusu olur. Ve çevremizde de herkes soruyor işte şu halka arza giriyoruz bekleyelim mi çıkalım mı? Ya da bu düzeltme yaptı daha da alalım mı orta vade uzun vadeye ilişkin. Bu tarz sorular, sohbetler sürekli olarak çevremizde arkadaşlar dolanıyor. Ve ilginin olması güzel tabii. Tamam çok büyük, aşırı yüksek miktarlarda mevduatların, paraların dönmüyor olmayışı da açık bir şekilde ortada ama genel ilginin iyi olduğunu görüyoruz ve yabancıda şu anda güzel bir şekilde pazarlanıyor.
Seçim belirsizliği kalkacak. Önümüzdeki salı itibariyle de heyecanlı bir hareketin artık ufaktan da olsa kendini başlatmasını bekleyeceğiz. Genel durumlar bu, borsa tarafına da baktığımızda. Altın tarafına bakacak olduğumuzda arkadaşlar, ABD tarafından gelen büyüme verilerini takip ettik. İşler orada iyiye gitmiyor gördüğümüz kadarıyla. Ve şunu da hatırlatayım. Yarın itibariyle tüm dünya piyasalarında yurt dışı da olmak üzere aylık kapanış gelecek. Önümüzdeki salı günü de 2 Mayıs'ta aylık açılış gelecek. Yani bu hafta yarın özellikle vadeli işlemlerin kapanış günü ve haftasını tamamlayacağız. Salı günü de vadeli işlemlerin açılış haftası ve ayını da arkadaşlar birlikte karşılayacağız. Tehlikeli bir dönem, tehlikeli bir 2 hafta aslında baktığımızda, 2 gün aslında Cuma ve Salı günü olmak üzere. Dikkatli olun. Ons altındaki genel görüntüye baktığınızda söylemiştik zaten detayları. 2000 doların altında 1988'de şu anda direniyor. Ve göstergeler negatif yönü destekliyor dedik. Bugün itibariyle de 1975'lere kadar esnedik. Kısa vadede burada bir destek çalıştırılıyor işte 1970'lerde. Bölgenin altında dikkatli olacağımızı söyledik. Ama asıl önemli olan 1960 seviyesi. Bu bölgenin altında satışlar hızlanır. Dikkatlice takibinizi yapın. Ve burada da takip etmemiz gereken ayrıntıyı yine bir kez daha sizlerle birlikte paylaşayım. Aşağıdan gelen bu destek hattına dikkat. Burası önemli. Kabaca 1900'leri gösteriyor. Önümüzdeki Mayıs-Haziran ayı itibariyle buralara bence odaklanacağız gibi duruyor. Yani bir destek arayışına, bir güç arayışına bu noktalardan gideceğiz. Olur da bir terslik olur, bölgenin altına ilerleyiş olursa işte o zaman bütün denge şaşar. 1800'lere doğru gideriz ve birçok stopta zaten patlar. Bunu da unutmayalım. Yukarı yönlü bir ralli ya da bir uçuş beklentiniz varsa 2070 dolar arkadaşlar beklemek en doğrusu. Yani bölgenin üzerinde hareketleri beklemek gerekiyor. Şu dillendiriliyor, özellikle ekonomi kanallarında bazen denk geliyorum. 2000-2100 aralığı çok önemli deniliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani 2000-2100 diye bir şey yok. Grafikte de zaten gördüğünüzde 2070 doların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz ve yardımcı Fibo araçlarımızı da burayı defalarca kez sizlerle birlikte trend temelli gösterdik. Burası bir ara ana direnç uzun vadede. Yani 23 yıllık bir grafikte, 25 yıllık bir grafikte incelediğimizde burası önemli. Bunun üzeri uçuş. Yani bu net bir şekilde belli. 2000-2100 dolar diye bir şey yok. Yani bu tamamen kısa vadede kaldıraçlı piyasalarda sizin manipüle olmanız için söylenmiş bir kelime diye düşünüyorum. 2070 önemli. Bura aşılmadığı sürece mavi kısa vade ve orta vadedeki ana yükseliş trendimiz 1900 seviyelerine doğru kendini gösteriyor. Bölgenin altında 1800'ler tekrardan ve sonrasında yola devam yine. Genel görüntü bu. Dram tarafına geldiğimizde ise burada tabii kur destekli işler bir miktar daha iyi gidiyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama ana yükseliş trendini uzun vadede 2021 9. ayından itibaren takip edecek olduğumuzda hareket kendini çok klas bir şekilde devam ettiriyor. Kısa vadede düzeltmeler yapması sizin moralinizi bozmamalı arkadaşlar. Burada yani 1175-1185'lerin gelmesi sizi burada panik ettirmemeli. Ve burada 1185 önemli bir ana destek. Yani çok kritik bakıldığında. Hatta şöyle de işaretleyip kırmızı renkte ve dikkat çekici olsun ki bölgenin önemini iyi anlayın. 1185 önemli bir dirençti. Şu an destek haline geldi ve burayı da onayladı zaten. Umumlarla birlikte hacimli kırdıktan sonra. 1185 tekrardan ana destek haline ne zaman geliyor? Yani Investik grafiğine göre kabaca bakacak olduğumuzda. Arkadaşlar Mayıs ayının 20'lerine denk geliyor. Bu tarihlere dikkat. Yani tam anlamıyla burayı test etmesi beklenir mi? Ya tabii ki yani biz grafiği sizlerle birlikte paylaştığımızda böyle tarihlerden de faydalanabiliyoruz. Yani ayın 15'i 20'si gibi yani Mayıs ayının yarısı gibi dikkat etmekte fayda var ama bölgenin altına gelir isek yani burada bir kalıcılık görür isek uzun vadedeki trendde bir bozulma görürüz. Burada da iyi stopları patlatırlar. Ha, güçlü bir geri çekilme, güçlü bir düşüş olur mu derseniz yani burada artık 1000 liranın altına gibi böyle bir dünya mevcut durum dahilinde görünmüyor. Olur da işte Fed çıkar,
Ben işte faizleri %7'lere, %8, %9, %10'lara çıkaracağım arkadaş diye bir sinyal verirse olur ya, yani bilemezsin. Anca işte o zaman böyle bir durum ya da kur tarafında bir çöküş, yani yeni bir müdahale gelir ise tekrardan 15 liralara, 12 liralara gibi bir basma hayali oluşur ise işte o zaman da altında geri çekilmeler olur. Orada zaten destek hatları işte 1100, onun da altında 960, işte böyle rakamları, böyle 885 gibi hayali rakamları tartışırız. Şu an için hayali diyoruz çünkü böyle ihtimaller gündemde değil ama tabii takip edeceğiz, yani bilemiyoruz ki. O yüzden stoplu ilerleyeceğiz. 1185'in altında stoplar iyi patlar. Yani bunu söyleyeyim. Otomatik satışlar da gelir. Genel durumlar altın tarafında halen pozitif. Geri çekilmeleri mavi ana yükseliş trendinin üzerinde, yani 1185'in üzerinde koruduğumuz için geri çekimlerde alım fırsatıdır. Mantık olarak bu böyledir. Bence panik olacak bir durum yok. Zaten biraz zamana ihtiyacımız olduğunu da dile getirdik arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir duruşu var altının gram bazında. Hem destekleyicisi kur, hem de Fed'in faiz artırım ihtimallerine rağmen ons altındaki makroekonomik dengelerdeki bozukluklar, yine jeopolitik risklerinde etkisiyle 2000 doları gün içinde neredeyse sürekli olarak iğneliyor. Aşağıya 30, 40 dolar, 50 dolar çekilse bile yine 2000 doları zorlama isteğini hep görüyoruz. İşte bunların da sebebi bu. Takip edeceğiz. Piyasaya bu şekilde odaklanacağız. Aşırı sert bir rally kısa vadede yine bu noktada da beklemiyorum. Yılın son çeyreğine odaklanacağız arkadaşlar. Böyle böyle de işte gördüğünüz Nisan'ı geride bıraktık. Mart'ı geride bıraktık. Şimdi de Salı günü itibariyle Mayıs ayını geride bırakmaya hazırlanacağız. Olayın bütün özeti bu. Umarım anlaşılmıştır. Merkez Bankası'ndan bir cacık olmadı bugün. Risk almak istemedi. Zaten daha nereye düşecek zaten faizde baktığımızda. Daha bir sürpriz daha yapar mı? İşte biraz daha yapabilir. Yani %7'lere, %7,5'lara kadar indirebilir seçim sonrası da. Belli olmaz işi. Erdoğan işte seçimi kazanırsa yine tekrardan, ki öyle görülüyor, indireceğim diyor, yani indireceğim diyor. Benim birinci öncelik hedefim diyor büyüme diyor. Piyasamın canlı kalması lazım diyor. Faiz düşük olacak diyor. Ben arka kapıdan size bir şekilde diyor faiz vermeye devam edeceğim diyor. İşte kur korumalı gibi, farklı enstrümanlar gibi, vadelideki gibi diyor. Ama diyor benim sanayicime diyor, işte şirketlerime, ona buna diyor ben düşük faizi vereceğim diyor. Durum böyle ilerliyor yani herkesin anlayabileceği şekilde. Ama genel anlamda bir canlı piyasa görüyoruz. Yani al satın ticaretin genel anlamda döndüğü bir dönem halen devam ediyor. Bu iyi. Olur da piyasada para dönmez ise, olur da piyasa işte sürekli yüksek gelen faize alışır ise, para babaları işte şirket sahipleri, firma sahipleri, onlar bunlar hazır paranın tadını almaya başlar ise, o zaman biz vatandaş olarak şunu düşüneceğiz. Biz neden zamanında faizi istedik? Şimdi ne olacak? Otomatik olarak adamlar ne yapacak? İşten çıkarmaları başlatacak. Üretim yavaşlayacak, durma noktasına gelecek. Parası olan götürecek parasını faize koyacak. Babalar gibi faizini yerken zengin daha da çok zenginleşirken fakir daha da çok fakirleşecek. Olan yine vatandaş olacak. O yüzden yani faizin artmasını istemek, elimizde 300-500 bin var diye ya da daha fazla ya da daha az var diye bana bir faiz getirisi olacak diye faizi istemek cehennemi de piyasalarda da beraberinde getirir ekonomide de. O yüzden bu iş biraz daha sürdürülecek gördüğümüz kadarıyla. İzleyip göreceğiz tabii. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Şimdiden de hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.